İyi günler sevgili izleyiciler, kültür sanat gündemiyle sizlerleyiz. Büyük şair Nazım Hikmet doğumunun 113. yılında anıldı. Usta şairin sevenleri onun 64 yıl önce Türkiye'den tekniğiyle ayrıldığı Tarabya rıhtımında buluşup boğazda açıldı, denize karanfiller attı. Güle güle büyük usta, yolun açık olsun. Bu memleket seni unutmayacak büyük usta. Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet doğumunun 113. yılında İstanbul Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen törenle anıldı. Usta şairin sevenleri onun 64 yıl önce Türkiye'den tekneyle ayrıldığı Tarabya rıhtımında buluştu. Boğazı açıldı ve denize karanfiller attı. Büyük usta Nazım Hikmet'le birlikte hepimiz Karadeniz'e doğru açılıyoruz. Törende hazır bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, usta şairin doğumunun insanlık açısından tarihsel bir değeri olduğunu söyledi. Her insanın doğum günü kutlanmaz bana sorarsanız. Çünkü bazı doğumlar vardır, dünyaya, insanlığa, ülkesine, topluma felaketler getirmiştir. Halk da onları uğursuz olarak nitelendirir. Ama bazı insanların vardır, doğumu insanlığa, ülkesine, topluma bir ışık gibi doğar. Son derece bereketlidir ve tarihsel bir değer taşır. İşte bizim için de Nazım Hikmet böylesine bir tarihsel değer ve ışıktır. Gerçekten barış adına, özgürlükler adına. Sinema sanatçısı Tarık Akan da Nazım Hikmet'in ülkesi adına çok büyük işler yaptığını ifade etti ve ekledi. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesi, en büyük düşüncülerimizden, en büyük aydınlarımızdan bir tanesi ve eğitimin içerisine hala Nazım Hikmet'i sokamadık. Bu bir acı. Her 15 Ocak'ta ben sağ olduğum müddetçe hep geleceğim, karanfilime hep atacağım. O benim hocam. Tayland'da geleneksel olarak düzenlenen